Herkese tekrardan merhabalar. Uzun bir aradan sonra tekrar video çekmeye karar verdim bu kanalda. Bu kanalın varlığını unutmuştum. Tekrar bir bakayım dedim. Başka bir kanal açtım. Başka bir kanal daha açtım falan filan derken. Ondan sonra burada bir 3 yıllık kanalım olduğu aklıma geldi. Buraya da tekrar video atayım diyorum ama emin değilim. Dediğim gibi bir önceki videoda açıklamasına yazdığım gibi. Yani şu anda oynadığım tek oyun bu. Deep Rock Galactic. Bununla ilgili birkaç video çekerim. O duruma göre, ne olup ne bittiğine göre bir şeyler yaparız. Şimdi Deep Rock Galactic benim Rainbow Six'ten sonra oynadığım en uzun oynadığım oyun. Yine first person shooter ama bu sefer PvP değil. Yani sadece yapay zekaya karşı savaştınız. Madencilik yaptınız. Yaptığınız madencilik karşılığında materyal ve para elde ettiğiniz, bunlarla karakterlerinizi geliştirdiğiniz bir oyun. Bu oyunu acayip şekilde benim için çekici yapan kısmı ise her şey. Yani seslendirmelerden hani komiklik, eğlenceli içerik çok fazla var. O yüzden zaman içinde zaten bunları diğer videolarda da göstereceğim. Şu anda bu başlangıç yapalım. Bir nasıl bu videonun adını da düşünmedim ama başlangıç videosu. Başlangıç, evet. Aslında başlangıç yazmak daha mantıklı. Yeterli olacaktır. Gelelim detaylara. Ben bu oyunu bayağı bir süredir oynuyorum. O yüzden de şu anda gördüğünüz ve göreceğiniz karakterler ve her şey en üst seviye. Onu söyleyeyim. Tek tek buradan başlayalım mı? Burası benim odam. Evet, odanızda başlıyorsunuz. Bir uzay istasyonundasınız bu arada. Herhangi bir gezegende ya da dünyada değilsiniz. Uzay cücelerisiniz bu arada. Madencilik yapan ve savaşan uzay cücelerinden ibaretsiniz. 4 tane karakterimiz var. Birisi Gunner, diğeri Scout, birisi Drilldir, birisi Engineer. Bunların hepsinin farklı ekipmanları ve farklı özellikleri var. Bir oyuna en fazla 4 kişi girebiliyorsunuz. Zaten oyunun en zevkli kısmı o. 4 kişi oynamak. Tek başınıza da oynayabilirsiniz. Ama kesinlikle ve kesinlikle 4 kişiyi tavsiye ediyorum. Çünkü hepsinin özelliğini kullanmanız gerekiyor haritalarda. Yani o haritanın başından sonuna gidip görevi tamamlayıp ondan sonra tekrar Escape Pod'a geri dönme kısmında bütün dwarfların özelliklerinden faydalanıyorsunuz. Ondan önce oyuna yeni başlayan herkese önce burayı tavsiye ediyorum. Buradan kesinlikle bunu oynayın. Anlayacaksınız neden oynayın dediğimi. Aksesuar dükkanı. Buradan elde ettiğiniz artık para. Para değil mi? Altın ve diğer materyallerle kendinize renkten tutun. İşte sakal rengi, zırh, kask vesaire. Bu arada kask, zırh derken bunlar sadece görsel. Kask dedim de solda görüyorsunuz zaten. Bere falan gibi şeyler de var. Bunlar sadece görsel. Burada hiçbir şey sizin güçlendirecek bir şey yok. Ya kendinize bayağı bir tasarım yapacak yani farklı gözükmenizi sağlayacak birçok şey kullanabilirsiniz. Az önce buradan girdim. Yine bu şekilde burada üzerinizdeki tüm ekipmanları ve silahlarınızı geliştirdiğiniz yer. Buna zırhınız da dahil. Her şeyi buradan geliştiriyorsunuz. Normal geliştirmeler için şu anda ben gösteremiyorum çünkü hepsi açık bende. Girmek de istemiyorum çok fazla spoiler olsun diye oynamamış kişilere. Her şeyi buradan geliştiriyorsunuz. Buradaki geliştirmeler haricinde bir de Overlock daha var. Ona daha sonra geleceğim ama. Buradan ya bunu aslında çok kullanmanıza gerek yok diyeceğim. Ama yeni başlayan birisi için kullanışlı olabilir. Burada değiş tokuş yapabiliyorsunuz. Alıp satma muhabbeti. Atıyorum çok fazla Jadis vardır elinizde. Ama Crop'a ihtiyacınız vardır. Buradan değiştirebilirsiniz. Al sat muhabbeti var. Eğer ki solo oynamak isterseniz oynayabiliyorsunuz bu arada bu oyunu. Yani illaki internetinizin olması ve sürekli multiplayer oynamanıza gerek yok. Ama dediğim gibi kesinlikle benim için en zevkli kısmı o. 4 kişi oynamak. Tek başınıza oynarsanız sizi tek bırakmıyor. Haritada yanınıza bir tane drone veriyor. Bosco. Çok tatlı ve inanılmaz işe yarayan bir robot. Onun da özelliklerini buradan geliştirebiliyorsunuz. Yine dediğim gibi bende hepsi açık.
Kullanmıyorum ama yani elinde o kadar çok malzeme birikiyor ki artık açıyorum hepsini. Bunları da daha yeni eklediler, bu Bosk'un farklı versiyonlarını. Sadece görsel tabii bu, bir şey özellik değiştirmiyor. Bunu kullanabilirsiniz. Kullanabilirsiniz değil, zaten otomatik giriyor tek girdiğinizde. Oyuna en son eklenenler Deep Dives ve Forge. Buna yalnız direkt giremezsiniz. Şöyle bir şey var, hepsinin bir sınırlaması var. Ben de o sınırlamalara çok hakim değilim. Çünkü bu update'ler geldiğinde ben zaten bayağı bir üst seviyelerdeydim. Burada aksesuar dükkanından aldığınız şeyleri ve Overlord'da açtığınız işte sakaldan, zırhından, renginden, kaskını ıvır zıvır aldığınız, sahip olduğunuz her şey burada var. Buradan değiştirebiliyorsunuz. En önemli nokta, en önemli panel, görev paneli. Burada bunları en başta size hangi görevler verilecek bilmiyorum da şöyle söyleyeyim, ben bunu kısaca özet olarak geçeyim. Bu zaten standart haftalık olarak bir ödül veriyor. Ya buradan seçip bakarsanız hani ne var ne yok diye. Weekly Core Hunt. Bu da Overlord'da. Ya bunun için rütbeniz olması gerekiyor mu bilmiyorum da ben en başta en ilk kısmı söyleyeyim, gerisi kolay. Burada bütün dwarf cücelerinizin şeyi var, görevleri var promotion için. Bu promotionlar için tıklayıp görev yapıyorsunuz. 4 tane görev sonucunda rütbe arttırmaya hak kazanıyorsunuz, bir rütbe. Görevi tamam, 4 tane görevi tamamladıktan sonra zaten bilgi mesajı geliyor önünüze. Ondan sonra gelip buradan altta tamam hani şey yap, rütbeyi atlat diye seçenek çıkıyor ve tıklıyorsunuz. Ama bedava değil, onun da bir bedeli var. Hem materyal hem para olarak aklınızda bulunsun. Başka bir şey var mı? Harita açmak. Haritamız bu. Ya şöyle bir şey var. Ben hep public, yani diğer oyunculara girdim. Hiçbir zaman host olmadığım için buradaki detayları ben de bilmiyorum. Şunlar gibi artıları ve eksileri var. Tamam. Ben bunu görmek istiyordum. Kırmızılar ve eksiler. Yani size oyunun ekstra bir zorluk veriyor ama karşılığında daha fazla materyal veya altın veriyor. O yüzden de ne kadar zorsa o kadar çok ödül alıyorsunuz diyeyim. Kısaca tabiri bu. Sarılar size avantaj sağlıyor. Mesela bu şu anki Elimination görevinde hem bir zorluk var, bir tane de destek mi diyeyim artık, bonus mu, artı mı, artık kafanıza göre seçin bir kelime. Gold Rush. Gold Rush ne? Çok fazla maden yapabileceğiniz, toplayabileceğiniz çok fazla altın var demek haritada. Bacteria Plague'i de uçan bir böcek diyeyim. Böcek demek en doğrusu. Uçan böceklerden çok sık bir şekilde baskınlı uğruyorsunuz. Çok sık bir şekilde swarmlar dışında onlar size baskın yapıyor. Öyle bir zorluğu var ki kendilerinden iğreniyorum, nefret ediyorum. Başka bir şeyimiz var mı burada? Başka bir şeyimiz burada başlangıç aşamasında. Bunu oynayacağım. Bu videonun sonuna ekleyeceğim. Burada bir tane barımız var. Ama barı değiştirdiler. Yine bende hepsi açık. Ama bunlar için bile bir görev yapıp açmamız gerekiyor. Falan filan diye bir şey var. Bunlar eğlenceli içerikler diyeyim. Bu bütün baştan aşağı hepsi eğlenceli içerikler işte. Bir tanesi sizi büyütüyor. Bir tanesi uçuruyor, zıplatıyor, patlatıyor, ıvır zıvır bir şeyler yapıyor. En üstteki ise size bir tane bonus veriyor. Bu sürekli değişiyor. Bu ne veriyormuş? Slayer's Taunt. Pickaxe Power Attack Recharge Faster. Sağ kliğe, mouse'un sağ tuşuna basılı tutup sola tıkladığınızda kazmanızı sert bir şekilde vuruyorsunuz. Bugünkü içki ise, Slayer's Taunt ise onun daha hızlı dolmasını sağlıyor. O sürekli yapabildiğiniz bir şey değil. Yaptıktan sonra tekrar dolmasını beklemeniz gerekiyor. Daha hızlı dolmasını sağlıyormuş. Onun gibi birçok farklı bira çeşidi var. Zaten şu en üstteki
O size boost veren en üsttekidir. Oradan da görebilirsiniz. Ama tabii ki önce açmanız gerekiyor onları falan filan. O iş başta yaş. Siz başta nasıl oynayacağınızı öğrenin, değil mi? O zaman başka videoda görüşmek üzere. Umarım güzel olmuştur videoyu. Bakalım editlerken ne kadarını keseceğim, ne kadarını koyacağım göreceğiz. Bay bay. Başka bir videoda görüşmek üzere o zaman.